beklenenden fazla vaka kaydedildi. Hızlı vaka artışı nedeniyle başkent Londra'da olağanüstü durum ilan edildi. İngiliz Sağlık Bakanı Sacid Javid, tüm yeni vakaların yaklaşık %60'ının omikron kaynaklı olduğuna inandıklarını söyledi. Hükümetin son verileri saatlik olarak izlediğini ve virüsle mücadele etmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. İngiltere'yi yüksek riskli ülkeler listesine ekleyen son ülke ise Almanya oldu. Pazartesi gece yarısından itibaren İngiltere'den Almanya'ya gidecek yolcuların negatif koronavirüs test sonucu istenecek. Bu kişiler 2 hafta karantinada kalacak. Omikron varyantı 89 ülkede tespit edildi. Fransa'da sağlık yetkilileri vakaların artmasıyla yoğun bakım ünitelerine daha fazla başvuru olduğunu bildirdi. Bu nedenle Şanzelize'deki tüm yeni yıl etkinlikleri iptal edildi. Hollanda tam kapanma kararı aldı. Başbakan Mark Rutte, omikron varyantının yayılmasını durdurabilmek için alınan ek önlemleri açıkladı. Bugünden itibaren 14 Ocağı kadar 4 hafta sürecek tam kapanma uygulamasına geçildiğini duyurdu. Temel ihtiyaçların temin edildiği yerler dışında tüm dükkan, mağaza ve kafeler kapatılacak. Rusya'da bir önceki güne göre vaka sayısı 500 kişi arttı. Bir günde 27.967 vaka tespit edildi. Japonya'da omikron varyantına yakalanan kişi sayısı 65'e yükseldi. Yaşları 15 ile 60 arasında değişen vakalar başkent Tokyo'daki iki havalimanında tespit edildi.